Evet, değerli hocam, son olarak tabii ki Trabzonspor'u da bir konuşmadan olmaz. Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte ikinci galibiyetini aldı bu hafta. Ankaragücü'nü 1-0 yendiler. Yani evet, bir moral de buldular. Ama hani her şey yoluna girdi diyebilir miyiz? Bundan sonra Trabzon'dan çıkış bekleyelim mi, yoksa bu sonuçlar aldatıcıdır, biraz daha takımın ne yapacağını beklememiz gerekir der misiniz? Ve bu hafta tabii Sivas maçı var. Biraz da o konudaki düşüncenizi alacağım. Evet, Trabzonspor iki maç üst üste aldı Abdullah Avcı geldikten sonra. Geçen programda da vurgulamıştım. Abdullah Avcı çok güzel tespitler yapmış Trabzon'la ilgili. Çok kırılgan bir takımdı. Göze çok hoş futbol oynuyorlardı. Özellikle ileri uçtaki oyuncular çok yaratıcı, doğaçlaması yüksek oyuncular, Ömür olsun, Nwakaeme olsun, Ekuban olsun, ama maalesef top rakipteyken o bizim tabiri caizse o kompakt oyunu blok halinde savunma yapma özellikleri yoktu. Dönüyorlarsa da sadece bölgesel savunma yapıyorlardı, ama ikili mücadelelere pek girmeyi sevmiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş Abdullah Hoca bunu oturtmaya çalışıyor, ama Ankaragücü maçında da gözüktü ki her iki maçta, hem Erzurum maçında, maalesef o dengeyi henüz kuramadılar. Yani bir şeyler çalışırken o görevleri optimal noktada henüz tutmuş değiller. O optimallik, gereklilik çok önemli. Onu biraz zaman alacak. Demek ki ibre %70. Şimdi herkes böyle psikolojik olarak nasıl savunmada başarılı olalım, ama maalesef kaleye gidemediler Ankaragücü maçında. Çok kendi yara alanlarında kaldılar. O tabloda Trabzonspor'un böyle işte Galatasaray, Beşik şu haliyle Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın o hücum güçleriyle, takımın hücum güçlerine o gruba katılacakları bir sinyal vermiyorlar. Maalesef benim gördüğüm bu. Abdullah Hoca'nın işi kolay olmayacak. Mutlaka bir iki tane daha taktiğe yapılması lazım şeyde, devre arası. Onu da eğer doğru transferler yaparlarsa, bir iki transfer özellikle savunmaya ve ileride aynı şekilde ve orta sahada bir üç futbolcuya ihtiyacı var Trabzonspor'un, benim gördüğüm gibi. En azından kaybettiklerinin kalitesinde futbolcular yok. Mesela bir Sosa'ları yok yani şu anda. Bir Novak'ları sol bekte mesela yok. Yani bir Sorloth'ları ileride yok. Yani bu üçünü farklı bir şekilde telafi ederlerse Trabzonspor yavaş yavaş üstleri yakalar. Yani Trabzonspor'dan devre bitene kadar 3 aşağı 5 yukarı böyle bir tablo bekleyebiliriz sevgili Akın Hocam. Sivasspor geçen sezonki performansında değil. Bu ama Trabzon'un başına bu hafta bela olabilir mi? Olabilir. Sivas Rıza Hoca'yla bir bütün oluşmuş. Oradaki o iletişim çok önemli. Oyuncu grubu, teknik kadro, yönetim, oradaki o üçgen, o iletişim çok güzel bir noktada benim gördüğüm kadar. Futbolcular Rıza Hoca'ya inanıyor, Rıza Hoca futbolculara inanıyor, ama bir gerçek var. Sivas önemli kozlarını kaybetti. Emre Kılınç gibi, Mert Hakan gibi dinamik, genç, enerji veren oyuncular da bunlar. Onların yerine maalesef monte edemedi. Alanyaspor'un yaptığı gibi, dikkat ederseniz bir Alanyaspor konuşmuyoruz, ama umarım önümüzdeki hafta onları da çok detaylı bir şekilde masaya yatırmamız gerekir. Çünkü Avrupa'da 3 tane gol yiyen takım çok az şey 10 maçta. Bu yüzden Alanyaspor her sene, onlar da futbolcu veriyor Sivas gibi, ama çok enteresandır. Burada şapka çıkarılacak bir scouting çalışmaları var Alanyaspor'un, ve hiç umurlarında bile değil. Bakasetas'ı da vereceklerdi bu sene. Ama yerine çok iyi futbolcular alabiliyorlar ve o kaliteyi, o ruhu koruyabiliyorlar. İskele zaten duruyor. İşte Fener'de olan eksik bu. Fener'de iskelet durmuyor. Alanyaspor'da iskelet duruyor. Giden 3 tane oyuncu yerine koyuyorsun. Bu çok daha kolay bir iş takım sporlarında. Sivas'ta da işte bu. Maalesef o kaybettikleri o enerji,
o kalite. Mert Hakan'la, Emre Kılınç'la olsun. Onları telafi edemediler ve sonuçlara tabii yansıyor. UEFA çok sempatik bir mücadele veriyorlar. İddialara devam ediyor. Rıza Hoca biraz şeyden şikayetçi, hakemlerden şikayetçi, haklı olan tarafları var. Keza Antalyaspor'un yemiş olduğu gol offside, Ersun Hoca'nın aklı olan tarafları var. Bunu işte başka bir programa bakacağız bu problemleri Türk futbolunda. Ama Sivas dediğim gibi özellikle bu mağlubiyetten, Göztepe'de mağlubiyetinden sonra çok farklı bir birlikteliğe, çok farklı bir konsantreye bürüneceklerdi ve çok büyük bir problem teşkil edecekler Trabzon'a. Özellikle dediğim gibi içeride kendi evinde mağlup olan bir takım bir sonraki maç rakibi kim olursa olsun aslan kesilir. Bu böyledir futbolda. Hayatta da bu böyledir. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzer psikoloji. Onun için hem Trabzon'un kendi içsel problemlerinde hem böyle hırslanacak bir rakibin olması bu maçı çok zor bir, zorluğu yüksek bir seviyeye taşıyor. Evet, Naci Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün yorduk yine sizi ama çok güzel yorumlar yaptınız, çok değerli yorumlar yaptınız izleyicilerimiz için. Kanalımıza çok büyük zenginlik katıyorsunuz. Ben programı yavaş yavaş kapatırken hem izleyicilerimize sağlık diliyorum, bir de ricam olacak tabii. Naci Hoca'nın bilgisini, görgüsünü daha fazla kendisinden istifade edebilmeniz açısından bundan sonraki yayınları da kaçırmamak adına kanalımıza abone olma hususunda izleyicilerimizden yardım rica ediyorum. Hemen daha önce de söyledim, sağ altta abone ol sekmesi var. Rica edelim, oradan kanalımıza abone olun. Bundan sonraki karşılaşmalarda, bundan sonraki haftalarda Allah ömür ve sağlık verdiği sürece Naci Hoca'yı yine misafir edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum ve size sağlıklı günler diliyorum. Varsa son sözleriniz, onları da alalım, programımızı kapatalım. Ben teşekkür ediyorum Akın Hocam. İzleyicileri hepsini kucaklıyorum, hepsini seviyorum. Onları çok seviyorum ama gerçekleri onlardan fazla. Herkese iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar efendim. Saygılar, sevgiler.